Cerrah Bey? Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun efendim. Hayat Hanım'la bir mesele vardı da ama şimdi bitiyor işimiz. Size bir çay söyleyeyim ben isterseniz. Siz de oturun lütfen. Hayat Hocam, siz de şey yaparsanız. Ben de o meseleyle ilgili olarak gelmiştim. Nasıl? Cerrah Bey, sizin bu meseleyle bir alakanız yok. Lütfen müsaade eder misiniz? Yanılıyorsunuz Hayat Hanım. Siz de öyle. Öyle bir sebepten ötürü Hayat Hanım gibi bir öğretmenin istifa dilekçesini kabul etmeyeceksiniz. Yani nasıl yani siz? Yani ben bir şey anlamadım. Ben anlatayım. Çok sevdiğim bir dostum birkaç edebiyatçı arkadaşıyla bir tekne gezintisi düzenleyecekti. Buna ben de davetliydim. Bana teknede müzik yapabilecek bir tanıdığım olup olmadığını sordu. Ben de etrafımda böyle bir tanıdık olmadığı için Hayat Hanım'a danıştım. O da sağ olsun beni kırmadı ve Onur'u tavsiye etti. Ben de nezaketinden ötürü kendisini de bu geziye davet ettim. Fakat ne var ki gezinin gününü ona yanlış söylemişim. O da Onur gibi bir gün önce gelmiş ve bu da bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş galiba. Bu yanlış anlaşılmada kötü niyetli birileri tarafından kullanıldı o zaman. Aynen öyle. Bir dakika, bir dakika. Olay kesinlikle Cerrah Bey'in söylediği şekilde gerçekleşmedi. Evet, ortada bir yanlış anlaşılma var ama olaylar tamamen benim size anlattığım gibi gelişti. Hayat Hocam, detaylara lütfen takılmayalım. Ortada sonuçta bir yanlış anlaşılma var. Tabii, Cerrah Beyciğim, meyve veren ağaç taşlanır. Hayat Hanım bizim hakikaten çok başarılı bir meslektaşımız. Görünen o ki onu çekemeyen birileri tarafından bir kumpas hazırlanmış kendisine. Ama Hayat Hoca bunu baştan bana böyle anlatmış olsaydı ben... Ben size her şeyi başından itibaren anlattım. Ve siz bana yapmam gereken şeyin bu istifa dilekçesini imzalamam olduğunu söylediniz Müdür Bey. Evet ama Cerrah Bey'in ifade ettiği... Siz benim söylediğime inanacaksınız Müdür Bey. Bakın ben hayatım boyunca hakikatlerin her zaman doğruyla ortaya çıkacağına inanmış bir öğretmen oldum. Yapmam gereken en doğru şeyi de şu anda yapıyorum ve bu istifa dilekçesini imzalıyorum. Bitti. Nokta. Müsaadenizle. İşte. Hakikaten enteresan bir kişilik Cerrah Bey. Vallahi inanın siz gelmeden önce de kendisini aklamaya çalışıyordu. Şimdi yaptığına bakın Allah aşkınıza. Neyse. Müdür Bey, Hayat Hanım'ın benim yüzümden ortaya çıkan bir yanlış anlaşılmadan sebep kötü duruma düşmesine müsaade etmeyeceksiniz sanırım. O konuda lütfen içiniz rahat olsun, ben buradayım. Zaten Hayat Hanım bizim için hakikaten çok değerli, çok başarılı bir meslektaşımız. Gözünüz arkada kalmasın lütfen. Evet, şu an siz değerli velimizin de şahitliği neticesinde konuyla ilgili takipsizlik kararı vermiş bulunmaktayım. Ha. Pardon. Bu mesele de çözüme kavuşmuştur artık. Cerrah Bey, bir çay kahve söyleyeyim. İçmez miydiniz? Zahmet etmeyin. Başka zaman. Tabii tabii. Her zaman beklerim efendim. Her zaman beklerim. Selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Birleştirebilecek miyiz bunu biz? Gir. Hocam. Hocam benim size bir şey söylemem lazım. Onur ve Hayat Hoca ile ilgili. O konu kapandı evladım. O konu bitti, tamam mı? Bitti o konu, kapandı. Nasıl yani? Kovuldu mu Hayat Hoca? Hayır. Hayat Hoca'nın suçsuz olduğu anlaşıldı.
Çıkabilirsin kızım. Çıkabilirsin sınıfına. Sevda tamam mı? Anlattım her şeyi. Sevda konuşsana, dilini mi yuttun? Kurtulacak mı Hayat Hoca? Evet, kurtulacak. Yani kurtuldu. Ben girdim müdürün yanına, çatır çatır her şeyi anlattım. Yani Hayat Hoca okulda kalmaya devam edecek. İyi. Peki sen? Bir ceza falan bir şey... Aa, yok, yok, yok. Hayat Hoca şikayetçi olmadı benden. Zaten müdür de çok üstünde durmadı. Yani sonuçta önemli olan benim gerçeği anlatmış olmam, değil mi? Güzel. Bu konuyu en az ısrarla atlatmamıza sevindim. Ha bir de... Gözde'nin artık aramıza giremeyecek olmasına çok sevindim. Yani sen bana söz verdin ya... Bir daha Gözde'yle konuşmayacağım diye. Ben sözümü tuttum. Sen de tutarsın herhalde Burak. Tamam Sevda. Verdiğim sözü unutacak değilim. Merak etme. Hayat Hanım. Hayat Hanım. Gitmenize gerek yok. Müdür Bey az önce istifa dilekçenizi yırtıp attı. Öyle mi? Müdürü ikna etmekte çok zorlanmamışsınızdır. Zira sizi gördüğü andan itibaren dünden razıydı inanmaya. Bakın, ben sizin suçsuz olduğunuza adım gibi eminim. Ben size inanıyorum. O da inandı. Cerrah Bey o bana değil, size inandı, size. Daha doğrusu sizin söylediğiniz yalana dahi inanmadı. O yalanı söyleyen şahsiyetin arkasındaki güce, yani sizin gücünüze inandı maalesef. Ne önemi var ki? Bir haksızlığa uğradınız, neredeyse işinizden oluyordunuz. Bakın Cerrah Bey, benim hayatımda işler böyle yürümüyor. Yürümüyor. Ben hayatım boyunca paranın gücüyle, prestijle, korku salarak, biat ederek yürümedim. Hayatım boyunca sadece doğrulukla, dürüstlükle, ne pahasına olursa olsun gerçeklerle yürüdüm ben. Anlıyor musunuz? Ama doğruluk o yolda tökezlemeden yürümeye yetmez bazen. Düşebilirsiniz. Düşersem kalkarım. Hep kalktım. Yine kalkmasını bilirim. Elbette. Siz her koşulda ayağa kalkabilecek bir kadınsınız. Ama söylemeye çalıştığım şu. Her zaman bu kadar güçlü olmak zorunda değilsiniz. Hayır, zorundayım. Zorundayım. Bu zamana kadar benim hayatımda siz mi vardınız? Kimse yoktu. Hiç kimse de olmayacak. Benim hayatımda kimsenin beni koruyup kollamasına ihtiyacım yok. Cerrah Bey. Bakın ben... Ayrıca siz ne hakla benim adıma yalancı şahitlik yapıyorsunuz? Kim istedi sizden böyle bir şey? Ben şimdi bu utançlı öğrencilerime nasıl örnek olacağım? Ne diyeceğim onlara? Başınız sıkıştığında gidin sizin yerinize birileri yalancı şahitlik yapsın. Sizin için birileri yalan söylesin mi diyeceğim? Böyle mi öğreteceğim hayatı ben onlara? Kusura bakmayın Hayat Hanım. Sizin tarzınızın bu olmadığını biliyorum. Ama benim tarzımda işlemediğiniz bir suç yüzünden ceza almanıza izin vermez. Umurumda değil. Ben bu okuldan gidiyorum Cerrah Bey. Hayat Hanım. Ne oldu, kurtulmasın tuvaletten? Biz de Hayat Hoca'dan kurtulduk bu arada. Sen öyle san. Sevda geldi. Sana yakışanı yaptın Sevdam. Helal olsun sana. Sadece kendine yakışanı değil, aynı zamanda 10B'ye yakışanı yaptı. Net. Hayat Hoca kurtuldu ya, günün en güzel haberi. Arkadaşlar, bahse giriyorum. Hayat Hoca Sevda'yı affedecek. Oğlum affet dedik ya. Hayatımla ilgili karar vermek inisiyatifi sizde olamaz Cerrah Bey. Sizden bu zamana kadar benim için yaptığınız her şey için, hatta sizi uyarmama rağmen yapmaya devam ettiğiniz her şey için size çok teşekkür ediyorum. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen benim hayatımdan uzak durun Cerrah Bey. Bu benim hayatım.
benim mesleğim. Bunların hepsi benim meselelerim. Hayatımdan elinizi çekin Cerrah Bey. Nasıl gidersiniz Hayat Hanım? Böyle, böyle işte. Gerçekler ortaya çıktığında ben bu okula nasılsa geri dönerim, anlıyor musunuz? Ya dönemezseniz? Bakın bir zamanlar genç bir adam bir söz söylemiştir, bilmem bilir misiniz? Hayatında daima gerçekleri savun. Belki seni takdir eden birini bulamazsın ama vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Yani Cerrah Bey, ben bu okula bir gün geri dönemesem dahi hep dürüst olduğum için vicdanım sonsuza kadar rahat ve kendime saygım tam olacak. Anlatabiliyor muyum? Sizin eğitimciliğiniz vicdanınız kadarmış Hayat Hanım. Efendim? Vicdanınızın rahatlaması, öz saygınızı korumanız öğrencilerinizin öğretim hayatından daha önemliymiş. Bu kadar bencil bir insan olduğunuzu düşünmemiştim hiç. Ben miyim bencil? Evet. Kendinizi onlardan daha çok düşünüyorsunuz. Ama o çocukların size ihtiyacı var. Hepsinin. Bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz Hayat Hanım. Şu kapıdan çıktıklarında onları köşe başında bekleyen tehlikeleri, kolaylıkla kanabilecekleri yalanları, masumiyetlerinden sebep hayatlarının nasıl kararabileceğini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Ama siz bu okulu bırakıp onları karanlığa terk ediyorsunuz. Bu nasıl vicdan rahatlığı? Bütün çocukların size ihtiyacı var. Buna Koray da dahil. Doğruyu yanlışı sizden öğrenmeye, ellerinizin onların üzerinde olmalarına ihtiyaçları var. Onları bırakıp gidemezsiniz. Hayat Hocam! Hayat Hocam! Ne oldu Nazan Hocam? Onur Yiğit! Ne oldu Onur'a? Okuldan ayrılacağını söylemiş arkadaşlarına. Dersime de girmedi. Hocam arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Yürüyün Nazan Hocam. Bu kaldığınız anlamına geliyor sanırım. Siz gidin Nazan Hocam. Evet kalıyorum. Bu çocukların bana ihtiyacı var, evet haklısınız. Ama onun haricinde söylediğiniz hiçbir şeyin zerresine katılmıyorum. Bu hayat benim hayatım Cerrah Bey. Kardeşinizin öğretmeni olarak benimle her şeyi konuşabilirsiniz. Ben buna hazırım. Ama hayatımdan elinizi çekin Cerrah Bey. Merdivenlerini orada gördüm hocam. Tamam. Tamam geliyorum. Hocam. Ben sizden çok özür dilerim. Yani nasıl olduğumu sormayın ama bu olan biten de benim gerzekliğimin de payı var. Ama inanın ben size kötülük etmek istemedim. Sorun çözüldüğüne göre benden özür dilemene gerek yok Sevdacığım, tamam mı? Ama eğer bir gün bunu neden yaptığını bana anlatmak istersen, ben öğretmenin olarak seni dinlemeye her zaman hazırım. Tamam mı? Güzelim mi? Arkadaşlarınız sınıfta sınıfına. Ben de sizi bekliyordum hocam. Okulda kalıyor musunuz? Sevindim. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bizim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Ben okulu bırakıyorum. O ne demek şimdi? Baksanıza hocam, dakika bir gol bir. Benim yüzümden az kalsın siz de işinizden oluyordunuz. Onur. Bak bir bize kötü bir şaka yapmaya çalıştı ama beceremedi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen de okuldan gitmek zorunda değilsin. Şaka mı hocam bu? Şaka mı? Ben bu okulda kaldığım sürece size atılan bu çirkin iftira hep taze kalacak. Onur. Hocam. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Söyleyeceğiniz hiçbir şey beni kararımdan vazgeçirmeyecek.
Hoşça kalın. Onur, biz onu... Hayat hocam. Okulda kalmanıza çok sevindim Hayat hocam. Üzülme Zeynep, üzülme. Ablam ne yapar, ne eder? Onur'u okula dönmesi için ikna eder, merak etme. İnşallah Gözde. İnşallah. Gözde yeter. Gözlerimle yedin kızı, ne yapıyorsun? Öyle sakin durduğuma bakma Zeynep. Artık sabrım taştı. İyi niyetimin bittiği gün bile. Hayat Hoca okulda kalacakmış. Buna sevineceğine Sevda'ya sarma, boş ver. Ya ablam mesleğinden olabilirdi. Bu öyle boş verilecek bir mesele değil. Fitil fitil getireceğim o pisliğin burnundan. Ablama attığı iftiranın bedelini fazlasıyla ödeyecek. Ne yapacaksın? Göreceksin. Ablam, ellerine sağlık da bu pilav biraz lapa mı? Lapa mı? Aa, sensin lapa. Risotto o. Veriyorsunuz ya kafelerde 50 lira tabağına. İtalyan mıydı risotto, neydi? Hı? Sürütme kafaya bak. Allah. Abla. Hı. Niye demin Nadir? Nadir! Bu ne Gözde? Aa, burada not var. Okulda kalarak hayatımıza tekrar hayat kattınız. Teşekkürler Hayat Hocam. M.B. Cerrahgil. Aa, Cerrah abi yollamış bu mandalina ağacını. Sus Gözde. Abla yine suskun, düşüncelisin. Ya tamam, hak veriyorum. İftiraya uğradım. Kolay değil. Ama hep sen demez misin her şey insanlar için diye? Bunu yapanlar cezasını çekecek zaten, merak etme. O ne demek Gözde? Ne demek ceza şimdi? Bana bak, sakın durup durduk yerde Sevda ile kapışma. Bak her şey daha kötü olur, uyarıyorum. Yok abla ya. Ben Allah'a havale ettim onları. Onlar cezasını bulur anlamında dedim. Sen de artık kendine gel. Lütfen. Kuzucuğum benim bir şeyim yok. İyiyim. Sen sadece bana olanı biteni bir hatırlatma yeter. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben unuttum gitti. Benim kafam Onur'a takılı. He, Onur. Senin kafan Cerrah abi de. Benim kafam neden Cerrah abinde olacakmış pardon Gözde? O ne demek şimdi? Abla adam eve ağaç gönderdi. Arıyor seni, açmıyorsun. Ben de bir şey oldu sandım. Ne olabilir Gözde? Allah aşkına ne olabilir yani? Ay saçma sapan şeyler söylüyor. Ayrıca ben niye durdum onu da bilmiyorum. Kafa bırakmadım insanda gerçekten.
Ne Nadir? Hayat abla geldik mi ya? Senin benim arabamda ne işin var Nadir? Ya postaneye gidiyordum. Nasıl olsa senin de yolun üstü. Sen benim arabama nasıl bindin? Gerçi biz hepimiz bu sorunun cevabını biliyoruz ama. Evet. Ama neden ve ne zaman dersen onu açıklayabilirim. Açıkla hemen. Yani ne? Delirtecek misin sen beni ya? Akşam arabada kalmış işte. Doğru tahmin. Gözdeciğim, güzel olduğun kadar da akıllısın. Kes Nadir. Neyi? Allah'ım be. Ay ben zor tutuyorum kendimi. Gerçekten artık sinirden ağlayacağım. Aman ha. Sakın tutma abla. Çok kötü ha o. Tutma sakın. Mesela bak, insan ağladıkça toksitlerini atar. Ben dün gece anneciğim, anneanneciğimle kavga ettim biraz. Sonra geldim sizin arabaya. Ağla babam ağla. Ağla babam ağla. Bütün toksitlerimi attım. Şşş, rahatladım. İyi abla ya. Bir de toksinlerini atmış arabamıza. Çık da. Nadir in arabamdan aşağı. İn arabadan. Hastaneye geldik mi ki ya? Ya ama geçmişiz Hayat abla. Ya neyse bu seferlik böyle olsun ya. Borcum nedir benim? Ya ne borcu çocuğum, saçmalama. Deli misin, divane misin? Dolmuş mu bu? Yok dolmuş değil canım. Taksi. Hani bu da sarı. Taksilerde sarı ya. Ya mi taksi muamelesi yapıyorsun Nadir? Benim sinirimi bozuyorsun. Çek git yürü git. Ya gerçekten olmaz Hayat abla. En azından bunu alsın. Ya bir dahakine yüzüm olsun. Nadir ne bir dahakine yüzü? Yüzsüz yok öyle bir şey. Yürü git hadi. Vay her seferinde beleş diyorsun he. Bana uyar. Ya Hayat abla, bu arada Donald Trump Amerikan başkanı olmuş. Tanıyorsan selam söylesene benden. Nadir! Günaydın Şerif Beyciğim. Günaydın bir tanem hanım. Sizin sesiniz niye öyle Şerif Beyciğim? Canınız bir şey mi sıkkın yoksa? Yoksa siz hala Hayat Hanım'ın olayını mı düşünüyorsunuz? Nasıl düşünmeyeyim bir tanem hanım? Soruyorum, nasıl düşünmeyeyim? Ha? O Hayat denen dik başlı kadından kurtulmama şu kadarcık kalmıştı. Ah! Ah cerrah bey, ah! Son dakika tanığı olarak gelmeseydi keşke ifade vermeye. Ya da keşke önlem alıp ben de bir tane gizli tanık bulsaydım. Bir dakika. Bir dakika buldum. Ne buldunuz Şerif Beyciğim? Diyorum ki sizin kafanıza kese kağıdı geçirip sizi gizli tanık yapsaydık. Aşk olsun Şerif Beyciğim. Ne o öyle kese kağıdı falan? Ben çirkin miyim? Aa, estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Siz beni tamamen yanlış anladınız. Ben hani gizli tanık olun diye. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ay Şerif Beyciğim. Hani ben size geçen hafta bir single albüm çalışması yapacağımdan bahsetmiştim ya. He etmiştiniz. Stüdyoya girdik ve yaptık. Yapmayın siz ciddi misiniz? Ay tabii ki ciddiydim Şerif Beyciğim. Niye ciddi olmayayım, benim sesim çirkin mi? Olur mu? Sizin sesinizin çirkin olma ihtimali var mı? Bence yok. Ama isterseniz bir kez daha şu ses tellerinizi bir yakından inceleyelim bakalım bir tahribat bir şey var mı? Ama siz de takdir edersiniz ki sesin güzel olması yetmiyor. Satış için desteğe ihtiyacım var. Bir tanem hanım rica edeceğim Allah aşkınıza. Kolayı var. Yorulmayın verin bana. Biz bu albümleri müstahaka veririz. Müstahak da götürür pazarda satar. Aşk olsun Şerif Beyciğim. Sizin satış desteğinden anlayışınız bu mu? Promosyon efendim, promosyon. Yani albüm satışı için promosyon şart. Senin o promosyon derken büzüşen dudaklar. Ha evet. Hiç merak etmeyin. Promosyon bizim işimiz. Bizim işimiz promosyon. Gerçekten yardım edecek misin? Edeceğim tabii ki. Ama önce bir kez daha promosyonla bakayım.
Promosyon. Bir daha söyle. Promosyon. Yavaş kız. Bir daha söyle. Promosyon. Ben de seni... Aman efendim, aman efendim. Sabah kahveniz geldi efendim. Buyurun, afiyet olsun. Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun. Anam! Vallahi bir tane hocam dediniz, dediniz ve sonunda çıkardınız. Sizi tebrik ediyorum. Aşk şarkısı. Aşk. Çok teşekkür ederim Müstehak Bey. E artık bana da imzalı bir albümünüzü verirsiniz. Onun da sırası gelecek elbet. Bir dakika dur bakayım sen. Daha seninle çok işimiz var. Bu albüm için promosyon çalışması yapacağız. Tamam mı? Sen şimdi çık, ben seni çağırırım bir ara. Anladım. Bir tane hanım, bu güzel şarkınızdan bir kuble söyler misiniz? Şey, çıplak sesle mi? He, çıplak sesle. Yavaş. Yavaş Müstehak. Bir tane hanım sakın. Müstehak, bir tanem hanım çıplak sesle sana şarkı markı söyleyemez. Yürü git! Ama Sayın Şerif'im, eğer çıplak sesle utanıyorsa sesinin üstüne bir şey örtelim. Öyle söylesin. Nasıl bir espri ama? Kötü. Berbat. İğre... Çık! Yürü git Müstehak! Kolay gelsin. Şerif Beyciğim, Müstehak'ı iyi ki gönderdiniz. Çok korktum bana çıpçırıl bir sesle şarkı söyletecek diye. Hiç merak etmeyin. Gitsin, CD'nizi, albümünüzü parasıyla alsın ve dinlesin. Şerif Bey, benim size bir şey itiraf etmem lazım. Vallahi ama ne? Şey, benim sesimle... Stüdyoda biraz oynadılar. Yani benim o sesim gitti. Yerine bülbül gibi bir ses geldi. Öyle değiştirmişler. Âlâ. Gördünüz mü teknolojinin gücünü? Öncesinde görüntü var, ses yokken... ...şimdi hem görüntü hem ses var durumuna geçtiniz. Çok yakıştı size. Ay sabah sabah anlayışsızım hoca oldu kız resmen. Hayır diyorum ki siz önden gidin biz Burak'la arkadan geleceğiz. Yok niye hep birlikte yürümüyoruz diyor. Loçko bile anladı sevgilimle baş başa kalmak istediğimi. Emoji şaşkını anlamadı. Ya bu Emel senden hoşlanıyor olmasın Burak? Yok artık Sevda ya. İyice kıskanç oldun ha sen de. Baron Akden'in dibine vurdun sen. Ama şaka yapıyorum Burak. Ama yine de bu kız milletine güven olmaz. Bak Gözde 51 gündür konuşmuyorsun nasıl kuduruyor. Burak, tutuyorsun değil mi bana verdiğin sözü? Saçmalama Sevda ya, tutuyorum tabii ki. Dünden beri Gözde ile konuştuğumu gördün mü? Yani görmedim de. Burak bu benim için çok önemli. Yani yine de altını çizeyim dedim. Çizme Sevdacığım. Altını da çizme, üstünü de çizme. Artık kapandı bu konu ya. Ay tamam ne kızıyorsun? Yuh Sevda ya. Sen de beni Brad Pitt'in Gedikbaşı şubesi yaptın iyice. Ya bir kere sen Brad Pitt'ten daha yakışıklısın. Yok yok. Tabii. Hayır yani Brad gelse dese ki Sevda ben mi yoksa Burak mı dese... ...ya sen kimsin? Tabii ki de Burak derim. Ne demiş büyüklerimiz? Sanatsız bir toplum... ...aynasız bir yatak odası takımı gibidir. Çünkü sanat... Bir milletin bel kemiği, omur ilik soğanıdır. Abi resmen kireçleme oldum ya. Ekilmiş ağaç emojisi oldum ben. Hayır bu konu nereye bağlanacak? Ben onu merak ediyorum. Ya nereye bağlanacak oğlum? Paraya. Paraya? Paraya. Şimdi okulumuzda çok saygın bir sanatçının varlığı dolayısıyla... ...sanata önem veren bir idari amir olarak... Sanata ve sanatçıya her türlü destek verici faaliyet ve açılımı destekliyorum. Neden? Vay! Her yerde
seni fışkırsın diye. Bu ne mütevellit? Şu elimde gördüğünüz kadife sesli bir tanem hanımın albümünü okulumuzun kantininde satışa sunmuş bulunuyoruz. Ben almam. Pek kıymetli öğrencilerim, sınıflarınıza dağılmadan önce kantine uğrayıp sanata ve sanatçıma desteklerinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Aslan parçası. Siz alırsınız üçer tane, böyle bol bol dinlersiniz. Zavallısınız ya. Zavallı. Ne oldu? Sen şimdi bizi ezikledin mi Mr. Sarıbaş? Çok ezildim biliyorum ben. Ya sana bir ödevden bir şey soracağım Zeynep. Bana bir yardım eder misin? Tabii, gel Zeynep. Hadi gel. Baksana sen. Konuşalım mı biraz? Hayır. Hayır mı? Sen çağırdığında ben korkmamıştım. Ne oldu o senin delikanlı kız havalarına he? Sen çağırdığında mı? Bizi yalnız bırakabilir misin bak? Lütfen. Ya tamam, çek şu patilerin üstümden. Ne var, ne istiyorsun? Dünya barışı, bir de emekli maaşına zam. Komik misin kızım sen? Ne istiyorsun? Onu sen söyleyeceksin. Ablamdan ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Ha, tabii bir de Onur vardı. O çocuktan ne istiyorsun ya? Vallahi varsa bir suyunuzu istiyorum. Bak kızım, efendiyiz, terbiyeliyiz ama gerektiğinde senin gibilerin dilinden konuşabilirim. Ah, bak sen şu tekiye. Uzatma da amacın ne, onu söyle. Beni neden oraya çağırdın? Onur'u neden o tekneye gönderdin? Ben gerekli açıklamamı müdüre yaptım. Ben de yedim. Ama ben senin derdini anladım biliyor musun? Senin derdin benim. Bu iş burada bitmedi, haberin olsun. Sen kimsin ya? Benim seninle ne derdim olacak? Sevda. Efendim aşkım. Derse geç kalacağız. Geliyorum. Burak'la son deneyiniz. Tadını çıkar Sevda'nın. Tadını çıkar. Hayat Hocam, kahveyi getirdim. Çok sağ ol. Ay, şu bizim müdür bey ne alem adam. Kesin politikacı olacakmış. Çok başarılı olurdu. Tam adamıymış hakikaten. Allah. Hayat Hocam, sizde bir tuhaflık var bugün. Ne gibi hocam? Yani bilmiyorum, böyle bir dalgın gibisin sen. Bir şey mi oldu? Bir hülyalara falan dalıyorsun. Ne oldu? Nazım Hocam, hülyalara dalacak, heyecanlanacak yaşı geçtik biz çoktan. Ay yok artık. Siz daha hayatının baharında gencecik bir kadınsınız. Ben öyle hissetmiyorum ama. Oo iyi, o zaman biz öylelim ha. Ay Nazım Hocam, ay estağfurullah, öyle bir şey söylemek istemedim. Hayat Hocam, çok özel olmayacaksa size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz bugüne kadar neden evlenmediniz? Bilmem. Kısmet olmadı diyelim. Ya ne demek kısmet olmadı? Olur mu öyle şey? Ya sizi nasıl rahat bıraktılar ki? Yani hem çok güzelsiniz, hem çok iyi kalplisiniz. Yani kalbiniz pırlanta gibi. En güzelinden bir bileziğiniz de var kolunuzda. Daha ne olsun hocam? Şımartıyorsunuz beni Nazan Hocam. Yok canım, şımartmıyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Hocam hadi bana doğruyu söyleyin. Biri sizi çok mu kırdı bu hayatta?
biraz kırıldım. Yani aslında şöyle oldu. Evleneceğim kişi nikaha gelmedi. Beni nikah masasında bırakınca ben de biraz kırıldım, evet. Biraz kırıldım. Hayat, ne demek biraz kırıldım? Buna biraz kırılınır mı hayat? Eminim dünya başına yıkılmıştır. Anladım. Onun için de bütün kapılarını kapattın. Hayat, beni bir ablan gibi görür müsün? Tabii ki. Lütfen. Yalnız Allah'a mahsustur, biliyor musun? Tamam, şimdi öğrencilerim var, kardeşim var. Hayat bir şekilde aralı güreli geçip gidiyor. Ama bir gün yalnız kalacaksın, biliyor musun? Gözde de yuvadan uçup gidecek. O zaman ne olacak? Sen duvarlara bakacaksın. Duvarlar sana bakacak. Gel, iş işten geçmeden. Hala çok güzelken, hala çok gençken yolunu bul. Bul yolunu. Değmeyen biri için hayatını yalnızlığa mahkum etme. Boş ver. Sağ ol Nazan hocam. Nazan ablacığım. Ben derse gideyim mi? Git. Geç kaldım. Kahve için de sağ. Millet. Arkadaşlar. Bende misiniz? Şimdi size bir sorum var. Size hiç çalışmadan sınavlardan 100 almanın sırrını versem ne yapardınız? Hiç çalışmadan 100 alıp sınavlara geçerdik. Abidin. Biz sana düz mantıksın diyoruz ama sen bildiğin dümdüzsün ya. Hani dümdüz. Oğlum bana ne yapardınız? Kıyak manasında. Yine para peşinde bu. Neyse neyse. Ben size bir kopya projemden bahsedeyim de siz nasıl olsa bana tek tek düşeceksiniz. Ama biraz utanıyorum. Utanıyor musun? Ne abi öyle kız tripleri, utanmalar falan. Azıcık delikanlı ol. Oğlum biz biziz ya. Niye utanıyorsun? Korkma kardeşim, rahat ol. Oğlum kopyayı öyle bir yere yazdım ki. Nereye yazdın? Ney? Sanki donla yazdın. Evet. Ne? Kopyayı donuma yazdım işte. Aragaz, sen nasıl tahmin ettin bunu? Oğlum sen sıyırdın mı? Yani kafayı mı sıyırdın? Kopyayı donla yazmak ne demek? Oğlum önce bir dinle. İşe yaramayacağını bilsem yapar mıyım ben? Kardeşim söylesene, nasıl işe yarayacak? Oğlum dona kopya nasıl çekeceksin o dondan kopyayı ya? Kopyayı sen çekeceksin kardeşim. Ne? 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 Yok oğlum saçmalama. Ne? Donu ben mi indireceğim? Saçmalama. Abi saçmalama. Hayır lan, lütfen. Lan sen saçmalama. Bak şimdi gösteriyorum sana. Kızlar, bence siz arkanız dönün. Azıcık mahrem de. Yani beni biliyorsunuz yani, benim için sorun yok. Ama ben sizin için diyorum yani. Tamam. Oğlum bak. Şişt. Ne diyorsun ya? Oğlum rahatsıza bak, hakikaten donuna kopya yazmış. Tabii lan. Aa, yazmış hakikaten. Kardeşim ben bir bakayım o zaman buna. Oğlum bir yöntem. Dur. Oğlum okuyacağım. Ya dur, Roşko, Roşko. Oğlum bırak. Ya Roşko. Ya Roşko. Oğlum bir kere bakayım lan, Roşko. Hadi yine iyisiniz irili ufaklı küçük esnaflar. Sayemde çok seçkin bir müzik market sahibi oldunuz. Müzik market mi? Ne satacağız ki? Tavuk döner ayran. Ne satacaksın? Albüm satacaksın herhalde. Kimin albümü? Hadi CD'yi almadın, internetten indirdin. Afişi de mi görmüyorsun Zevzek? Bir tanem hanım yaza damgasını vuracak.
kışın ayaklarınızı ısıtacak çıkış parçasıyla karşınızda. Bu albüm kantinimizde yok satacak. Yok satacak. Yok satmaz. Şerefim yani bizim kantin çay, simit, poğaça açma satar. Albüm satmaz. Sen benden daha iyi biliyorsun. Ha? Açık net. Kaşar diye ekmek arasına koyup bassan tost diye satılır bu albüm. Neden? Why? Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Tabii ki öyledir şerefim. Ama biz de çok yoğunuz. Yavaş. Eğer sanatıma ve sanatçıma destek olmazsanız kapınıza vururum mührü. Açık net. Tamam tamam satarız müdür bey. Oh, aferin. Müzik kulağın yok ama aklın hala iyi. Hallettin mi Hakan? Hallettim abi. Sorun çıkmadı değil mi? Hiçbir sorun çıkmadı. İstediğimiz rakama da anlaştık. Aynen dediğin gibi oldu. Sağ ol. Eyvallah. Abim, epeydir iştahın yok. Ne bir şey yediğin var, ne içtiğin var. Eğer canım bir şey istiyorsa gidip dışarıdan getirttireyim. Yok. Cerrah Bey, isterseniz doktorunuzdan bir randevu alalım. Allah korusun bir rahatsızlık falan olmasın. Hayır, alamet değil bu iştahsızlık. Benim sıkıntımı doktor falan çözemez Sadri. Eksik olmayın. Beni biraz yalnız bırakın olur mu? Kendi kendini gaza getiriyorsun be oğlum. Kadının daha bir şey bildiği bile yok. Dilya Kaşarlı abiler, bizim bir tost vardı. Al. Tostun hazır. Buyur, ağzında erisin. Eyvallah. Ha, bak, bununla karnını doyurursun, ha bununla da ruhunu. 25 lira alayım. Ne? Kaç? 25. Abi 25 diyor ya. 25 liraya tost mu olurmuş? 25 ne ya? Abi siz Türk Bükü'nde lahmacun mu satıyorsunuz ya? 25 ne abi? Ya da buldum buldum. Siz kaşarları kesin dolar bazında alıyorsunuz. Ya kardeşim yeni tarife bu. Tost 25 lira, bir tanem hanımın albüm CD'si de hediye. Abi ben albüm almak istemiyorum abi. Sadece tostu alsam. Yine 25 lira. Bak tost isteğe bağlı ama albüm mecburi. Ya. Hayda. Ya benim midem kazanıyor açlıktan ya. Hem arkadaşlar benden öyle bir para çıkmaz. Bizden de çıkmaz. Ben de zaten yok. Abi ne yapacağız? Bir tosta bu kadar para verilir mi ya? Aragaz. Loşko. Ne yapacağız? Tamam. Bak böyle sorularda önce soruyu okursan, paragrafı sonra okursan ne olur? Zaman kazanırsın. Yani paragrafı soruya göre okumuş olursun. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Vazgeçmiyor ya. Alo, buyurun Cerrah Bey. Hayat Hanım, iyi günler. Müsait miydiniz? Derste falan değilsiniz umarım. Yok, derste olsam açmazdım zaten Cerrah Bey. Öğrencilerim bu konuda sıklıkla uyarırken. Haklısınız. Ben yine açmazsınız diye düşünmüştüm. Ha, açmayacağımı bile bile aramaya devam ediyorsunuz yani. Tebrik ederim, istikrarlısınız. Hayat Hanım, mutlaka sizinle konuşmam gerekiyor. Buyurun, konu neydi? Konu... Yani beni sürekli aramaya devam ediyorsunuz ya. Kaç gündür içimden sizinle konuşuyorum. En son söylediklerinizi düşünüyorum. Kah kızıyorum, kah hak veriyorum size. Bir harp, bir sulh, yani bir garip haller anlayacağınız. İçimden... Kafamın içinde size söyleyeceklerimi döndürüp duruyorum ama... haliyle sizin haberiniz yok bundan. Acaba vaktiniz olursa... bir kahve içip yüz yüze mi anlatsam meramı diyorum. Siz sadece dinleseniz bile olur. Cerrah Bey, ben en son konuşmamızda size... Biliyorum Hayat Hanım, biliyorum. Beni bir daha görmek istemediğinizi söylemiştiniz. Ama bir kahve için vakit ayırın bana lütfen.
Bilemiyorum Cerrah Bey. Hayat Hanım. Kötü bir insan değilim ben. Bir kahveye esirgemeyin lütfen. Peki akşam 8 uygun mudur sizin için? Uygun, uygun, uygundur. O zaman ben gelip alırım size. İyi günler. İyi günler Cerrah. Sadri! Sadri! Cerrah Bey. Neredesin oğlum? Buradayım. Akşam bana güzel bir mekandan iki kişilik yer ayırtıyorsun. Tamam, şık bir mekan olsun. Hemen ilgileniyorum. Ha, bir de o işi hallettikten sonra Hakan'ı al gel. Hep beraber yemek yiyelim. Tamamdır.